Merhaba arkadaşlar, Mobil ve Yazılım Yardım Merkezi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda COVID aşı randevusunu telefondan nasıl alırız sorusunun cevabına bakacağız. Öncelikle arkadaşlar MHRS'nin iletişim merkezi üzerinden yani 182'yi arayarak koronavirüs için aşı randevusu alabilirsiniz arkadaşlar. Ancak 182'ye çoğu zaman o yoğunlukta dolayı ulaşmak pek mümkün olmamakta. Bu nedenle de aşı randevusunu yine MHRS'nin internet adresinden veya e-navızın internet adresinden almak aşırı almak daha mantıklı. Evet. Bunun yarısı sıra arkadaşlar SMS randev randevusu almak için arkadaşlar yapmanız gereken işlem şöyle buraya ası yazıp TC kimlik numaranızı yazıp bir boşluk bırakıp e, kimlik seri numarasını yazarak Bunu 20-23'e arkadaşlar gönderirseniz 20-23'e gönderirseniz aşırı randevusu alabilirsiniz. Bunun yanı sıra aşı sırasının sizde olup olmadığını öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde de aşırı randevusu alabilirsiniz. Biz bunun yanı sıra bir de Google Play Store'dan merkezi hekim randevu sistemi yani MHRS uygulamasını indirerek yapacağız arkadaşlar. Bunu yükleyelim. Google Play Store'dan bu uygulamayı indirin arkadaşlar. İsterseniz Google Chrome üzerinden de uygulamayı indirmeden de MHRS'ye ulaşabilirsiniz. Ancak biz uygulama üzerinden gösterelim. Evet, uygulama yüklensin. merkezi hekim randevu sistemi. E-nabız üzerinden de alabilirsiniz arkadaşlar. Uygulama yüklendi. Uygulamayı açalım. Evet, uygulama yüklendikten sonra isterseniz üye ol seçeneği var. Buradan üye olabilirsiniz MHRS'ye ve isterseniz de e-devlet üzerinden giriş yapabilirsiniz. Biz e-devlet ile giriş yapalım. Ya burada durduralım. E-Devlet üzerinden gerekli bilgileri yazdık. Böyle bir ekran karşımıza geçti. Bunları şimdi doğrula dememize gerek yok. Daha sonra hatırla seçeneğine tıklayın arkadaşlar. Ben daha önce bir talep oluşturmuştum. Onu iptal ettik. Şimdi burada gördüğünüz gibi böyle bir arayüz karşımıza geldi. Aşı randevusu, aile hekimine randevu al, hastaneden randevu al seçenekleri var. Biz aşı randevusu için MHRS'yi kullanacağız. Aşı randevusuna tıkladığımız arkadaşlar böyle karşıma bir, böyle bir bilgi çıktı. Saygıdeğer vatandaşımız, şu an aşı hakkınız bulunmamaktadır. Benim şu anda bir aşı hakkım yok zaten. Aşı ile ilgili öncelik durumunuzu e-nabız hesabınız üzerinden veya asi yazıp aralarına birer boşluk bırakarak TC kimlik numaranız ve kimlik seri numaranızın son 4 hanesini 20-23'e mesaj, mesaj atarak öğrenebilirsiniz dedi diyor arkadaşlar. Şu an bende aşırı sırası olmadığı için aşı randevusu alamıyorum. Ancak hastane randevusu ile veya aile hekimi randevusu hemen hemen zaten aynı koşullar altında alınıyor. Mesela siz aş aşırı randevusuna tıkladığınızda böyle mesela polikliniğe göre bir seçiyorsunuz. Buradan elinizi seçiyorsunuz. Mesela ben Gaziantep'i seçiyorum. Buradan bu çıkmayacak. Bölüm seçmeyeceksiniz arkadaşlar. Çok önemli değil. Hangi hastanede olmasını, olmasını istiyorsanız buradan onu seçeceksiniz. Mesela size burada tarihler gösterecek arkadaşlar. Bunlardan bir tanesine tıklayacaksınız. Buradan saat seçeceksiniz. Mesela ben 11'i seçiyorum. 11.20'yi seçiyorum. Stack yapmanız gereken buradan randevuyu onayla arkadaşlar. Ben buradan randevuyu onaylamıyorum. Ancak siz aşırı randevusu aldığınızda buradan randevuyu onayladığınızda artık tek yapmanız gereken günü ve saati geldiğinde aş olmak için gitmek arkadaşlar. Lütfen bir de aşırı randevusu aldıysanız mutlaka gidin. Aşınızı olun. Çünkü şu anda mevcut durumda koronavirüse karşı tek etkili silahımız aşı. Evet beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım bu video faydalı olmuştur. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen bu videoyu beğenmeyi ve mobil ve yazılım yardım merkezi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.